içinde. O da zaten için. Ya Rabbi dedikçe ey kulum ey kulum diyor, biliyor musun? Evet, buyur kulum. Buyur kulum diyor, evet. Yani. Hatta hani hacılar Kabe Muazzeme görene kadar vaciptir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur. Evet. Emrini duyduk, emrini işittik, huzuruna geldik. Mülk senindir, bizler de sana aitiz, ham sanadır, şükür sanadır. Buyur Allah'ım sana geldik diye. Ne yapıyor? Bütün hüccac, bütün ümreciler bunu orada nida ediyor. O yüzden hani biz ya Rabbi deyip elimizi açtığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın da buyur kulum, sana cevap vermiyor diye bir şey düşünme yani. O sana zaten o imkanı vermese sen elini kaldıramazsın. Demek ki Cenab-ı Allah seni dinlemek istedi ki sen istemeye başladın. Cenab-ı Allah sana vermek istedi ki sen istemeye başladın. Bak bu manayı görmek lazım yani. Çünkü ne diyor Üstad-ı Muhterem? Vermek istemeseydi Cenab-ı Allah istemek duygusunu insanın letaifeyen duygularını vermezdi. Demek ki Cenab-ı Allah bu duygularımıza istemek diye bir duygu verdiyse demek ki Cenab-ı Allah vermeyi seviyor. Kullarının da cevat olanını, yani cömert olanını sever. Kendisi öyledir. Kullar içindeleri cömertleri sever. Hatta cennetin kapılarını Cenab-ı Allah cömert kullarını açar yani. Hakiki irtibatımızla birbirimize dua edelim inşallah. Bunlar kabuldür. Ben alem-i İslam için hasreten dua ediyorum. Buyurun siz de ekranları başında dinlenen amin desin ve kısa bir duayla bu haftalık programımızı hatim edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi semavat vel aradin, ya Halik, ya Halik küllü şey, gökler yıldızlarıyla, zemine müştemilatıyla ve bütün kainatı, bütün tesiratıyla tedbir eden kudretinin ve iradenin hakimiyeti hürmetine nefsimize bize musahhar eyle, maklubumuza bize musahhar kıl, Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Kur'an hakikatlerine musahhar yap, bizi ve iman ehlini kabir azabından, cehennem ateşinden, ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyle. Ey biz nimetleriyle perverde eden sultanımız, bize gösterdiği numunenin aslarını göster. Bizleri makarı saltanatına celbeyle. Bizleri huzuruna al. Bizleri bu çöllerde mahvettirme. Bizlere burada tattırdığın leziz nimetlerini orada edir. Bizleri zeval ve tebid ile tazip eyleme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti rayetini boşu boş bırakıp idam etme. Ya Rabbi kusurumuzu affeyle. Bizleri kendine kul kabul eyle. Emaneti kabzetme zamana kadar bizleri emanetine emin kıl. Ya Rabbel Alemin şu an ekranları başında bizi dinleyenlere. Ya Rabbel Alemin şu anda hastane köşelerinde hastalıklar içinde kıvrananlara. Ya Rabbel Alemin amansız dertleri müptela olanlara. Bilhassa alem-i İslam'daki musibet çeken bütün kullarına sen imdat eyle, sen himmet eyle, sen yardım eyle. Ya Rabbel Alem dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Dualarımızı Arafa'da, Vakfe'de, Müzdelife'de yapılan dualar hürmetine, orada kabul olunan dualar hürmetine dualarımızı onlara dahil ederek kabul eyle. Ya Rabbel Alem elimizi açtık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz senden neyi istediyse biz de onu senden istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senden neyi istemediyse, sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Bizlere nasip eyle. Sev, sevdir, sevindir. Sevdiklerine beraber eyle. Sevmedikten uzak eyle. Ya Rabbel Alemin şu güzel programları bizlere imkan sağlayan dostlarımıza, arkadaşlarımıza, onlardan da ebeden razı ol. Ya Rabbi onları ve ailelerine de Ya Rabbel Alemin maddi manevi nimetler ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin ya lütfu kerimin bilemiyoruz demesini sen biliyorsun hakkımıza iyisini. Allah rızası için El Fatiha ma salavat.